Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ne yapacağız arkadaşlar bu videoda? Maçlar atacağız. Nasıl maçlar atacağız? İnşallah güzel maçlar atacağız. Bakalım, güzel rakipler gelirse güzel maçlar atacağız. Sıkıntılı rakipler gelirse ya da bot gelirse ona göre olacak. Bakacağız artık duruma göre. Burada bir arkadaş bizi eklemiş. X Paşa Gönlüm X. Kabul edelim seni. Hoş geldin. Sefalar getirdin diyelim. Çok fazla uzatmadan maçlara gireceğim ama onun öncesinde şu düzenlemelerimizi bir yapalım. Önce bir 2x 3x puan alacağım. Yeni bir de etkinlik karakteri geldi. Hangisiydi? Zombi Samuray'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ama şimdilik onunla oynamayacağım çünkü videoda olduğum için reklam izleyemeyeceğim. Boşa gitmesin. Şu kazı kazandan gelen 2 kat taraftarı da alıp hemen maçlara girelim. Hadi bakalım. Gerçek bir rakip geldi. Oo, kör bedevi. Bu rakip bana inanır mısınız ikinci kez denk geliyor arkadaşlar. İkinci kez bu rakiple oynayacağım. Arkadaş gülüyor. Hoş geldin. Yenemeyecek tabii ki de. Çünkü karakteri düşük olduğu için çok fazla şansı yok. Yani olağanüstü şanslı olması lazım yenebilmesi için. Bu karakter gelmiyor ya. Bunu pek fazla kişi almadı galiba. Benim anladığım kadarıyla öyle yani. Bu kör bedevi aslında çok da güzel bir karakter. Yani güzel derken şekli güzel. Gücü iyi değil de şekli falan tipi mipi bayağı hoşuma gitti benim. Ama tabii hiç denk gelmiyor. Evet, 6-0. Tamam ya, atmayacağım daha fazla gol. Hadi savunma yapayım ben biraz. Sen vur, ben kaleye geçeyim. Arkadaşlar, dostluk maçları konusuyla alakalı yani güzel talep geldi. Hepiniz sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum ama yani 7-24 dostluk maçları çekemem, onu söyleyeyim. Yani ara ara fırsat buldukça geleceğim. Çoğunluklu olarak normal bu şekilde sezon maçlarını paylaşacağım ama ara sıra yavaş yavaş bu dostluk maçlarını da hepsini yapacağız yani, öyle söyleyeyim. Ben onların listesini çıkartıyorum katılan arkadaşlarım. Dostluk maçları yapıp videosunu paylaşmasını isteyen arkadaşların listesini hep çıkarttım. Yeni gelenler var. Onları da ekliyorum listeye sürekli. Ama birden olacak bir şey değil. Çünkü mesela ben bir tane video çekiyorum. Yani sonuçta bunları videoya çekmek için yapıyoruz. Benim bu işi organize etmem birazcık sıkıntı oluyor. Mesela en az 3 kişi ya da 2 kişi aynı anda hazır olması gerekiyor mesela. İşte bu şartları falan sağlamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen benden kaynaklı, bazen sizden kaynaklı. Yani hep müsait olamayabiliyoruz. Şuna bir bol şans diyelim. Dolayısıyla yani şartlar olgunlaştıkça illaki denk gelecek zamanlar olacaktır. Denk geldiği sürece ara ara paylaşacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Evet, güzel bir rakip daha. Mahmut 539 kardeşim, hoş geldin. Başarılar diliyorum sana. Güzel. Bu maçı da alacağız muhtemelen. Sezonda da ikinci ile aramda 50 puana kadar düştü. Malum bu artık muhtemelen bundan sonra hep böyle olur. Ben size söyleyeyim yani. Haftanın ilk başlarında puan vermiyor. Taraftar etkinliği veriyor. Etkinlik karakterini taraftara veriyor. Son günlerde de puan etkinliği veriyor. Bu şekilde ne oluyor yani, sizi oynamazsanız, son 2-3 gün oynamazsanız yani yenmeniz çok zor, yani sezonu almanız çok zor. Aslında çok güzel bir strateji, rekabeti de arttırıyor ama dikkat edin yani, atı alan Üsküdar'ı geçer, haberiniz olsun, benden size tavsiye. Muhtemelen, hatta muhtemelen değil, kesinlikle öyle. Şimdi adamlar ne yapıyorlar, ilk gün, hatta ilk gün bile değil, sezon başlıyor cuma akşam 7'de, akşamından sabaha kadar kasıyorlar bir gün. 3x'i basıyorlar, 5x ne buluyorlarsa basıyorlar. 3-5 hiç fark etmez. Arayı açıyor. Karşı tarafında morali bozuluyor tabii. Diğer rakiplerin morali bozuluyor. Salıyorlar. Masamo da bunun önüne geçmek için anladığım kadarıyla son günlerde artık puan etkinliği veriyor. Bence mantıklı. Yani bir gün oynayan adam kazanmasın. Sürekli oynayan adam kazansın.
Bu konuda Masamo'ya ben hak veriyorum, onu söyleyeyim. Siz de dikkatli olun yani. Sezonu ilk geceden alma diye bir şey yok artık. Siz 3 puanla 6 puanla kasarsınız, son 2 gün bir basarlar etkinliği. Yani bir günde 1000-2000 puan çok rahat kasılır yani. O zaman videonun başlığı da şey olsun ya. Dikkat edin, atı alan Üsküdar'ı geçmesin. Aynen, iyi bak. Şimdi bu vesileyle videoya başlık arama derdi de gitmiş oldu. Videonun başlığı hazır şimdi de. Güzel. Bir galibiyet daha aldık. Mesela bakın ben göstereyim şurada. Sezonu bir göstereyim size. Bakın bayağı bir öndeydim. Yani bu arkadaş 500'lerde, 600'lerdeydi. Bir de iki kat taraftar iki kat puan etkinliği de olmadığı için rahattım yani. Böyle ara ara girip bakıyordum. Kasmadığı sürece ben de kasmıyordum yani. Ne yalan o söyleyeyim. Nasıl olsa birinciyim diye. Ama şimdi ne oldu? İki kat puan etkinliği verince bir de 2 gün sürüyor. 2,5 gün falan sürüyor. Mecburen oynayacaksınız arkadaşlar. Başka çaresi yok. Ya birinciliği salacaksınız ya da kaçıncı sıradaysanız onu salacaksınız ya da oynayacaksınız. Evet. Bu tespitimizi de yapmış olduk. Çünkü dikkat ettim. Aslında ben bunu daha önceden fark etmiştim. Hani sürekli böyle son birkaç haftadır son 2 gün kala 2 kat puan etkinliği veriyor. Emin olmadan dedim hani söylemeyeyim. Gerçi hala daha belli olmaz. Bakarsınız yapmazlar ama siz yine de tedbirinizi alın yani. İlk gün kasıp sezon bitirme muhabbeti noktalanmış oldu. Evet, karşı taraf bağlantı kestiği için muhtemelen bot geldi. Az önceki maçta bağlantı kesti ya. Ah, 3-0 mı oldu? Ne ara 3-0 oluyor? Ya ben konuşurken acayip dağılıyor kafam ya. Dur şuna biraz odaklanayım da gitmesin hiç. Evet, yine standart uyuz eşek gibi bir bot. Ah. Bu şu anda kolay bir bot değil arkadaşlar anladığım kadarıyla. Sadece boyu ufak olduğu için, arada güç farkı olduğu için de biraz rahat oluyor. Yani şu oynayış tarzında Payisa ya da Sihirdar gelse çok zor yani. Sıkıntı olurdu. Allah'tan İskeletor geldi. Tamam, şöyle biraz oyalayayım. Olmazsa bir tane gol attık mı yetecek zaten. Şu hareketlere bak ya. Şu botun hareketleri var ya. Acayip ya. Böyle sanki ne yaptığından çok eminmiş gibi. Sanki böyle gerçek rakip gibi oynuyor. Hadi geçmiş olsun bot kardeş. Sen bir sonraki maça gir şimdi. Devam edelim. Bir bot daha. Yoruma birkaç kişi şey yazmış. Kardeş diyor, harca şu elmasları ya, gözümüze batıyor. Ya vallahi ben normalde tek başıma oynasam harcarım. İnanın bana, ben bu kanalı açtıktan sonra şu kafa topu hesabını sadece kendime göre değil, aynı zamanda izleyicilerim olan sizlere göre de şekillendirmeye başladım. Nasıl? Mesela eskiden elmas çok olunca mesela özel güç alırdım. Şimdi özel güç almıyorum. Niye? Yeni bir karakter gelir, ne yaparız? Açarız hemen videosunu paylaşırız yani. Videoya konu olur. Bu açıdan bana bu oyun biraz daha zevk vermeye başladı. Yani heyecan vermeye başladı. Zevkten ziyade heyecan vermeye başladı. Neden? Çünkü bir amacınız olursa heyecanınız oluyor. Benim de amacım şu anda bu oyunla alakalı sizler olduğunuz için, yani kanalın gidişatı ve geleceği olduğu için bana da bir heyecan oluyor yani, öyle söyleyeyim. Gün geçtikçe de büyüyoruz. En son baktığımda kaçtı? 385 aboneye ulaştık. Ve bu da artarak devam ediyor yani. Bakalım nasip kısmet, her şeyin hayırlısı. Bot zorluyor birazcık.
Ot kardeş, iş çıkartma benim başıma ya. Dur bakalım. Yer misin? Yedi. Güzel. Al hadi, hiç uğraşmayacağım. Lan lan lan. Dur yeme lan. Yeme lan onu. Lan hele şunun yaptığına bak. Aa vallahi salmıyor. Heh. Tamam. Salmadı ya. Kaleye sıkıştırdı. Bot çıkamıyorum. Olaya bak. Devam. Gerçek rakip. Kardeş sen şapkayı niye takmadın? Kulakların üşür bak sonra benden demesi. Şapkası olması lazım halbuki yani bu karaktere sahip olan birisinin en kötüsünden bile olsa bir tane şapkası olması lazım. Niye takmıyorlar acaba? Bazen denk geliyor böyle şapkasız karakterler, gerçek rakipler. Botlar takmıyor onu anlıyorum da gerçek rakipler niye takmıyor merak ediyorum gerçekten. Bombacı 612. Oynamayacağım mı? Tamam hadi ben yön tuşlarını kullanmıyorum. Sadece zıplama ve şut çekmeye basacağım. Bakalım ne olacak. Yapma be. Al bakalım vur. Vur gol olsun hadi bak. İleri geri gitmeyeceğim. Olduğum yerde duracağım sadece. İşte karakter farkı böyle bir şey. Ne yapsın ki adam? Yapabileceği çok da fazla bir şey yok yani. Böyle de sıkıldım ya. Bir hareket, aksiyon, hiçbir şey yok. Dur şu karaktere sahanın içinde horon oynatayım birazcık. Hadi arkadaş sana da bol şans. Bir sonraki maçta başarılar dilerim sana bombacı. Devam. Gol sepeti dolmuş. Ne vardı ki? Elması varsa iyi. Elmasın haricinde gol sepetinden pek bir şey gelmiyor. Bazen nadiren sınırsız bilet geliyor. Efsane oluyor. Tamam. Pay sağ ol. Sırada Pay sağ ol. Yeni karakter ne zaman gelir acaba? Şöyle güzel şapka takan böyle iri yarı bir karakter istiyorum arkadaşlar. O güzel Maestro'dan Sekroyt. Sekroyt herhalde yanlış okumuyorsam. Bol şans dileyelim. O ne ya? Hiç görmedim vallahi. Kasıyor. Bir de işin sıkıntılı tarafı şu arkadaşlar. Karakterler güçlendikçe oyundaki kasma sıkıntısı da sürekli artacak. Ona göre grafik ayarları daha da yükselecek. Yani düşük karakterlerle daha az kasar muhtemelen. Yani tahminim öyle benim. Bir de şeyi merak ediyorum. Mesela en yüksek kaça kadar çıkacak karakterler? Mesela şu anda maksimum 94, 95 mi, 96 mı ne var? Sihirdar. Acaba böyle yüzün üzerine çıkacak mı? Ben onu merak ediyorum en çok. Eninde sonunda çıkacaktır. Oyun devam ederse eninde sonunda çıkacaktır yani. Bu arada saldık iyice ha. Gitmesin bu maç. Bak ya. Nasıl kasıyorsun sen böyle ya? Lan 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 ulan ya. Vallahi kastından yapamadım ha. Lan mis gibi maçı vereceğiz şaka maka ha. Dur bakalım. Hayda.
Koptu. Tamam, şöyle bir şansımı deneyeceğim. Eğer büyük kalesi yoksa. Oh, güzel, tamam. Yapma be. Son 6 saniye. Hadi lan ye. Çok güzel. Şaşırmadım. Basacak tabii ki de. Hakkıdır. Yalnız var ya, heyecan yaptım ha. Dur, ben az konuşmayı bırakayım da arkadaşlar, maç bitince döneceğim size. Tamam. Oh be, eyvallah kardeşim. Bak, bu adamlıktır işte. Bakın, maç kafa kafaya gitti. Tamam mı? Maç kafa kafaya gitti. Bu yüzden süre bastı. Hiçbir şey demedim. Sonuna kadar hakkıdır. Güzelce oynadı, elinden geleni yaptı, güçlerini kullandı. Baktı artık garanti olmayacak. Adam akıllı maçtan çıktı. Ya helal olsun. Alkışlıyorum. Gerçekten alkışlıyorum kardeşim seni. Buradan da Maestro takımına saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Keşke herkes senin gibi olsa. Bazı arkadaşlar kızıyorlar işte, bağlantı kesmesi ya da işte küfür emojisi atsa ne olacak? Oyun bunu sonuçta izin veriyor, sana ne oluyor falan, ama bakın işte bu adamlıktır. Tebrik ediyorum kardeşim. Bol şans diliyorum. İki kat taraftar bitmiş, bitsin, sıkıntı yok. Bot geldi. Olsun ya, az önceki güzel maçın üstüne bir tane bot gider. Sıkıntı yok. Az önceki adamla yaptığımız maç bizi götürür yani, öyle söyleyeyim. Al bakalım bot kardeş. Sen şimdi zıpla zıpla dur. Bayılıyorum şuna ya. Vallahi şu büyük kafayla şu oluyor ya, bayılıyorum gerçekten. Çok güzel, böyle dinleniyorsunuz yani. Ellerinizi dinlendirmek için fırsat çıkıyor. Bazıları hala bilmiyor bunu. Benim tahminim yakında bunu da kaldırırlar. Yani şu büyük kafayla yaşadığımız şu şeyi kaldırırlar yani. Süresi bittiğinde anladınız siz işte, cümleyi toplayamadım da. Süresi bittiğinde yani büyük kafa küçük hale geri dönecek. Eh be bot ya. Üf. Kabahat bende ki sana gol atmaya çalışıyorum. Al bakalım sana. Lan yenecek ha. Son saniyede atar bu. Büyük kafayı basacağım ya. Heh, tamam, neyse, gerek kalmadı. Güzel. Aldık bu maçı da. İyi gidiyoruz şimdilik. 3 kat puanın hakkını vereceğiz galiba. Öyle gözüküyor. Devam mı? Devam. Hadi yine şöyle güzel bir rakip gelsin. Az önceki Maestro'dan olan arkadaş gibi. Şöyle kapışmalı bir maç yapalım ya. Yine bot geldi. Tüh. Arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum ya. Videoları bu şekilde kayıt alacağım. Ondan sonra sadece gerçek rakiplerle olanları ve hatta gerçek rakiplerden ziyade güçlü gerçek rakiplerle olan maçları montaj yapıp sadece onları paylaşacağım yani. Mesela 5 maç, 6 maç, neyse artık ne kadar canım isterse, normal sezon maçlarından keseceğim böyle. Sadece onları paylaşacağım. Ne dersiniz acaba, nasıl olur?
Tabii bunun birazcık yükü de olacak. Niye yükü olacak? Hani o kadar videoyu derle, topla, müzikleri ayarla, bilmem ne, bayağı bir zaman alacak yani. Kanalın ilerleyen zamanlarında düşünüyorum, hani izleyici kitlesi daha da arttığı zaman, yani şimdi şey deseniz haklısınız arkadaş, ben izliyorum işte, yap, ben istiyorum, ama bir de şöyle düşünün yani, mesela bir video paylaşırsınız, benim açımdan düşünün, bir 100 kişinin izlemesi var, bir 1000 kişinin izlemesi var, bir de 10.000 kişinin izlemesi var. Yani o kadar emek harcayınca siz istiyorsunuz ki arkadaş izlenme olsun yani. Yalan yok şimdi. O yüzden şöyle bir fiyat performans analizi yapıp düşünüyorum yani, öyle maçları kesip sadece gerçek rakiplerle olanları paylaşmayı düşünüyorum. Çok da güzel olacak diye tahmin ediyorum. Böyle hatta şeyler de yapabilirim. Henüz çok bir bilgim yok ama böyle montaj falan da yapabilirim. Böyle komik sahneler falan. Da bu arkadaşa ne oldu şimdi? Hayırdır kardeş? Kafa topu elden gidiyor. Vallahi gidiyor. Ne oldu buna şimdi? Takıldı. Takıldı takıldı. Olur mu be? Sen beni botla o kadar oynat oynat, hem de Sigildar'ın botuyla, ondan sonra da oyundan çıksın. Ah. İnşallah bakıma girmemiştir. Heh, iyi bari. Az önceki maçın akıbeti ne oldu acaba? Cidden onu da merak ettim şu anda. İnşallah mağlubiyet vermemiştir. Devam. Bir bot daha. Yapacak bir şey yok. Mecbur oynayacağız. Maçtan çıkardım da şimdi 3 kat puan aldık. Ziyan olmasın yani. Arkadaşlar, bir de ben size bir tavsiyede bulunayım. Altınlarınızı biriktirin. Gereksiz yere çok fazla altın harcamayın. Benden size tavsiye. Neden bunu söylüyorsun diyeceksiniz. Şu sebepten ötürü şu anda altınlar çöp. Biliyorum, hiçbir şekilde hiçbir işe yaramıyorlar. Yani altınla böyle kayda değer hiçbir şey yapamıyorsunuz ve elinizdeki altınlar da elinizde patlıyor. Bu bir gerçek. Adamın 3 milyon 5 milyon altını var, harcayacak bir yeri yok. Masamo da bunu biliyor yani. Bu durumu bu şekilde bırakacağını sanmıyorum. İlla ki altınları kullanabileceğiniz bir seçenek sunacaktır yani. Oyunda kesinlikle böyle bir şey olacaktır. Benim tahminim arkadaşlar, bu karakterlere upgrade'ler gelecek. Bunu bizzat oyunun yapımcılarından mı, yani üst düzey firma yetkililerinden birisinden duydum. YouTube'da da var. Araştırıp bakarsanız hak vereceksiniz bana. Karakterleri güçlendirme gelecek. Aynı nasıl özel güçleri upgrade ediyorsunuz. Mesela seviye 1, seviye 2, 10. seviyeye kadar gidiyor ya. Aynı bu şekilde karakterlere de upgrade geleceğini söylediler. Bizzat ağızlarından duydum yani. Dolayısıyla altınlar işe yarayacaktır. Yani eğer gerçekten bu oyunu daha güzel hale getirmek istiyorlarsa kesinlikle bunu yapacaklarından hiç şüphem yok yani. Dolayısıyla altınlarınızı biriktirmeye bakın. İki kat altın alın. Şimdilik iki zümrüt. İlerleyen zamanlarda artabilir demedi demeyin. Yani altınlara biraz önem verin yani, oyunun geleceği açısından. Benden size tavsiye. Tabi yanılıyor da olabilirim ama kaybedecek de bir şeyiniz olmaz zaten. Nedir yani? Gidecek, iki tane zümrüt gidecek. Evet, bu arkadaşı da aldık. Bot arkadaşı. Hadi bir tane daha maç atalım ama gerçek rakip gelsin bu sefer. Lütfen az önceki gibi güzel, gerçek bir rakip gelsin. Eğlenelim birazcık. Yok arkadaş, yine bot geldi. Yine bota bağladı oyun. Bir ara ne güzeldi ya. Hatta videosunu çektik, paylaştık. Adamlar bizi yalancı çıkarttılar ya. Sürekli gerçek rakip geliyordu. Hiç bot gelmiyordu. Şimdi yine bota bağladı oyun. Yani o videoyu da paylaştım ama iyi mi ettiğim, kötü mü ettiğim? Bilmeyenler için söyleyeyim. Botlar kalktı diye bir video paylaşmıştım. Bayağı da bir izlendi yani. Paylaştığım videoların içinde en çok izlenen videolardan bir tanesi. Adam şu anda izlese mesela, şu anda tıklasa o videoya, kesinlikle dislike atacak, biliyorum yani. Haklı da.
Şimdi izleyecek, hani lan botlar kalkmıştı, ne kalkması falan diyecek. Al sana bir dislike, olan bana olacak yani. Yalancı çıkarttın beni, masam o. Alacağın olsun. Bak bak bak, ulan var ya. Lan yine mi önde bu? Bak ben yine fark etmemişim. Buna da top da geçiremezsin ha. Heh. Tamam. Tamam, bu maçı da aldık sayılır ya. Son 15, son 10-15 saniye kala büyük kafayı da bastın mı tamamdır bu iş. Hayda. Büyük kafa yoksa büyük top var. Valla çok tehlikeli. Bu sihirdarla Payisa'nın botu çok tehlikeli. Yani son saniyede defalarca yaşadım ben. Son saniyede atıyor yani. Son 1 saniye kala böyle. Hatta öyle bir ayarlıyorlar ki onu. Mesela özel güce basıyorsunuz, özel gücü harcıyorsunuz ama işleve girmiyor. Defalarca denk geldi. Arkadaşlar, eğer bir kere daha maça gireceğim, İnşallah gerçek rakip gelir. Gerçek rakip gelirse devam ederiz belki. Gelmezse son maç. Siz zaten şu anda süreye bakarak anlayabilirsiniz. Evet, bu son maç. Bak kardeş. Bir de hep sihirdarın botu. Yani anladığım kadarıyla galibiyet serisi yapmanızı da istemiyorlar. Nedendir bilmem. Yani belli bir miktar, hani 10-15 maç yenseniz sürekli bot gelecek ve sürekli güçlü botlar gelecek, sihirdar gibi. Vallahi zamanında yapanlar yaptı. 1000, 2000, 3000 var mıydı? Vardır ya galibiyet serisi. Tabi onlar gerçek rakiplerle oynanmış seriler değil arkadaşlar. Öyle bir şey imkansız. %99'u botlarla oynuyor. Du. Tabi bunu kızmak için, yadırgamak için ya da eleştirmek için söylemiyorum. Bir durum tespiti yapmak açısından. Kimse yanlış anlamasın. Vallahi bazen diyorum, acaba YouTube'a farklı bir içerikle mi girseydim ya? Yani o kadar rekabetin olduğu bir oyun ki bu. Hani sizi seven sever eyvallah ama ne yaparsanız yapın bir sürü de düşmanınız olacak yani. Ağzınızdan ne kelime çıkarsa çıksın bir taraf memnunken diğer taraf memnun olmayacak. Kimseye de düşman olmak istemiyorum. O yüzden diyorum, acaba kafa topu değil de başka bir şey videolarını mı çekseydim daha mı iyi olurdu acaba diye düşünüyorum arada sırada. Ay bot, yine mi bu bot önde ya? Bak yine bakmamışım skalaya. Skala diyorum, skor tabelasına. Bundan daha topu da alamayız ha kolay kolay. Ulan ulan ulan, haydi lan bir tane ye, lan bir tane ye. Hay senin yapacağın işe ye lan ya. Yalan bir tane. Vicdansız bota bak ya. 3x puanımızı ziyan edecek ha. Kafaya koymuş. Hadi bir 15 saniye daha dayanırsak gol yemeden gerisi tamamdır. Hadi son 5 saniye ya. Heh, tamam ya, iyi. Aldık bunu da. Hadi lan oradan, şanslıymış. Asıl şanslı olan sensin. Masamo'nun torpillisi bot seni. Şanslıymışım. Bizde Masamo'nun torpili yok. Özel güçler bedava değil. Skor tabelasının tepesinden topa vuramıyoruz. Şimdi kim şanslı? Sen mi şanslı, ben mi şanslı? Zibidi bot. Zibidi Gonzales gibi oldu. Neyse arkadaşlar, bakın yine sizler için uzunca bir video çektim. Şu anda yarım saati geçmiş olması lazım. Tam tamına şeyle denk getirdik yani. 3x puanın bitimine denk getirdik.
Şöyle bir bakayım. Aynen, son 38 saniye. Bence güzel bir video oldu. Güzel maçlar da attık. Botlarla da oynadık. Sohbetimizi, muhabbetimizi de yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılar, selamlar.